Merhabalar, geleneksel ve İslami tıp Mehdi Berzü Nejat eserin üçüncü videosundan devam ediyorum. Koku besininden devam edip bitirmiş ve görsel besinlerde kalmıştık. Bu konuya devam ediyorum. Görsel besinler gördüğümüz şeylerin kalbimize ve zihnimize yansımaları kalıcı olmaktadır. Ve etkisi yiyeceklerden daha fazladır. Farklı yiyeceklerde zehirli ve o zehirleri bedenden atmak mümkündür. Ancak eğer kötü bir sahneye şahit olmuşsak bazen ömrümüzün sonuna kadar zihnimizden ve bedenimizden atılmaz. Geçen gün zehirlendim ve normal zehirlenmedik. Normalde ben yediğim şeyin dokunup dokunmadığını hemen anlarım yer yemez anladım kafamı kaldırdım Melih vardı. Başıma ağrı geri direkt bu kötü dedim bu yediğimiz şey iyi değil. O da dedi ki benim de ağrı girdi abi. Dedim hemen çıkartalım bunu. Sonra işte yedik. Zaten birkaç lokma kalmıştı bitirmeye. Yedik. Çıktık. Ben eve geldim. Bir işe oturmak zorunda kaldım. 3 saat sonra kusabildim. O gider gitmez hepsini çıkarmış. Bakın bedendeki zehri bu şekilde atabiliyorsunuz. Yani ben hepsini çıkarmadığım için veya 3 saat sonra çıkarabildiğim için böyle oldu ama yani bedende bir zehir varsa bunu çıkarabilirsiniz. Lakin bir görüntü, bir ses mesela ben hala ortaokuldaki öğretmenimin aramda olan münasebetin ve neticesinin bende etkisini hala düşüncesel ve zihinsel olarak aklıma geldiğinde hissediyorum. Nasıl çıkacak bu? Kusamıyorsun da. Bedenimizden atılmaz ve yok edilmez. Bu yüzden gözlerimizi her rengi ve her sahneye baktırmaya hakkımız yok. Bu çok ciddi bir mesele ama ne kadar ciddi alıyoruz bilmiyorum. Çünkü ben beden bedende hem de ruhta etki bırakmaktadır. Çünkü bakmak hem bedende hem ruhta. Nitekim harama bakmak zehirli bir ok olarak telakki edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namahrama bakmak şeytan tarafından atılan zehirli bir oktur. Her kim Allah korkusuyla bunu terk ederse Allah ona tatlılığı yüreğinde hissedeceği bir iman bahçeder. Bununla alakalı meselenin ciddiyeti için söylüyorum. Yani akla yatması için. Diyor ki bir gayrimeşru bir görüntü var. Ona bakmak istiyorsun. içinden bakmak geliyor. Erkekler veya kadınlar fark etmez. Ona bakmak istiyorsun. Ama o içeriden gelen o hisse muhalif oldun. Dedin ki bunun ruhuma, kalbime, aklına bir faydası yok. Çevirmeyeceğim kafamı. Veya telefondasın bakmayacağım. Yani hemen geçeceğim onu. Görmeyeceğim, incelemeyeceğim. O an içinde olan, hasıl olan o enerjinin dışarı çıkma hadisesine izin vermediğin için o hissiyat tam boşa gitmiyor Cenab-ı Hak hiçbir şey boşa harcamıyor. Onu alıyor Rahmani tarafa koyuyor. O enerji bir tarafa gidecekti. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Sen kendi seçiminle o enerjinin nereye gideceğini seçeceksin. Seçtin mi bu tarafa tamam. Eğer kendisini manevi cenahta böyle ikna edemiyorsa insan seküler olarak veya dünyevi olarak ikna etsin. Yani şehvetin, harama bakmanın, sekülerite noktasında eğer dünyevi olarak yüklenici yükselicekse dünya ciheti noktasıyla maddi yükseliş noktasında yine engel olduğunu bilsin. Madem böyle, madem engel oluyor. O zaman kadından ve işte erken kadından, kadın erken erkekten uzak durarak kariyer anlamında kendi ruhi, akli, kalbi rahatlığını düşünüyorsa uzak duracak. Çünkü inanılmaz bir negatif blokaj yapıyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 30. ayette şöyle buyurmaktadır. Müminlere söyle bakışlarını kontrol etsinler ve mahrem yerlerini korusunlar. Bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Allah onların yaptıklarından haberdardır. Görsel besinlerce görsel besinlerde mevcut olan iki şey renklerdir. Beyaz ve siyah renkler soğuktur. Mavi mutedil Dengede bir renktir. Hiç kimse gökyüzünün mavi oluşundan dolayı şikayet etmez. Ancak gökyüzü bulan bulutlandığında bir kısım insanlar bundan hoşlanır. Bir kısmı ise hoşlanmaz. Hiç kimse ayın neden beyaz olduğunu sorgulamaz. Herkes bunu sever. Yeşil renk mutedil, sıcak, esenlik verir. Şeffaf sarı renk e, noktasında mutluluk yaratır. Kırmızı renk şiddetli sıcaktır ve heyecanlandırır. Haki renk mutedildir. Toprak renginden kimse rahatsız olmaz ve hoşa gitmemezlik görülmez. Tabiatın zahiri görüntüsü genelin kabul ettiği renklerde olmalıdır. Karanlık renk olmamalıdır. Koyu renk elbiseler giyinmek muhatabımızın bizi görünce mutlu olmasını sağlayıcı renkler değildir. Temizliğin korunması için Müslüman beyaz renkler kullanmışlar ve yoksa daha önceden sarı renkte kullanıyorlardı. Çoğu zaman hastalar geldiklerinde şiddetli bir çöküntü içerisinde oluyorlar. Onlara sıcak yemek veriyoruz. Yaşadıkları ortamın rengini değiştiriyoruz. Kendisine gelen hastadan bahsediyor. Çok şiddetli çöküntüyle geliyorlar ve biz onlara sıcak yemek veriyoruz. Yaşadıkları ortamın rengini değiştiriyoruz. Neticesleri hemen iyileşiyorlar. Mesela evlerindeki perdenin rengini değiştiriyoruz. Yine iyileşiyorlar. Renklerin değişimi zorunludur. Ben mesela evin rengi, evin perdeleri hep beyazdı. Hepsini kaldırdım attım kahverengi storalar aldım biraz daha böyle rahatsız etmiyor kahverengi renklerin değişimi zorunludur ayağımı kestim ve şu an o kesi parmağımı dokundu renklerin değişimi zorunludur mutluluk doğurmaktadır bu arada ara sıra biliyorsunuz telefonum kayda durdurmak gibi bazı sürprizler yapıyor ona bir bakalım Renklerin değişimi zorunludur. Mutluluk doğurur. Akan suyu izlemek mutluluk verir. Hatta en küçük bir havuzun fıskiyesinden bile olsa. Çünkü gözlerin ve kalbin cilasıdır. Soğukluğu olan ve soğukluk olan kişiye günde yarım saat gökyüzüne ve çimenlere bakmasını söyleriz. Onlar da göğe ve çimene bakarak şifa bulurlar. Renklerle tedavi yöntemlerinden biri bizim yaptığımızdır. Çöl, beyni, deniz ise yüreği büyütür. Burası çok güzel. Çöl, beyni, deniz, yüreği büyütür. Beynin büyümesi için ya geniş bir eviniz olacak ya da büyük bir okulda veya geniş bir mekanda olacaksınız. Böylece beyin büyüyecek ve artık insan küçük olarak kalmayacak ve duaları da büyüyecektir. Yaşadığınız yer, yaşadığınız şehir dar bir yerse, alçak tavanlıysa düşünceniz iyi olmayacaktır. Hani geçenlerde bir danışanım söyledi. Neden böyle Beykoz civarından işte yazarlar, düşünürler vesaire böyle tarz insanlar çıkıyor? Çünkü öne açık ve ufkunu Kapatacak bir şey yok. Dar, sıkışık binalar bizim bizim için iyi şeyler değil. Çünkü göremiyorsun, bakamıyorsun. Ufkun dar. Kıyafetle de ölçülüdür. Konuştuğun dil ile de ölçülüdür. Seyrettiğin içinde yaşadığın evler, eski Osmanlı'nın evlerine bakın yerden. Tavana kadar ki yükseklikleri hatırlayın. Ne kadar yüksek öyle değil mi? Çünkü bu senin ufkunu da verecektir. Düşünce tarzının yapısını da verecektir. Dağ ve çölü izlemek insana büyük bir yürek kazandırır. Dağ tırmanışlarına çıkan insanlar daha sağlıklıdır. Manzaralar ve sahneler çok önemlidir. Günah dolu bir çehrede bir manzara gibidir. Bütün manzaralar ve çehreler görmeye değer değildir. Size Allah'a hatırlatan bir çehre görülmeye ve bakılmaya değer bir çehredir. Yani baktığınız şey sadece namahram olması dolayısıyla değil. O çehre neyle iştigal ediyor? O sana da sirayet edecek. Yani kimleysen o sunun daha ince tarzda, arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyin tarzının, o lafın, beytin daha ince tarzda derinle inmesi olarak alabilirsiniz bunu. Beşinci madde nüfuz edici besinler. Derideki gözenekler ve bu nitelikleri diğer bölgeler bedenin zehri atma yerleridir ve aynı şekilde derideki gözenekler faydalı ve sağlık verici besinlerin vücuda nüfuz ettiği yerlerdir. Bedendeki zehirlerin derideki gözenekler yoluyla terleyerek hamama gitmek gibi yollarla gerçekleşmektedir. Kulak, burun, göz, ağız gibi bölgelerden de diğer zehirler atılır. Hacamatta vücuttan zehir atmanın diğer bir yöntemidir. Yani burnunuz akar, genziniz akar, ağlarsınız, balgamınız olur. Hepsi bir zehir atar. İşte kulaktan çıkanlar, gözden hatta Bezom Hazretleri Fırat Dicle ve Nile benzedir. Öyle bir hadis ve ayet olması lazım. kıyamete kadar akacak diye. Ee, ve kaynağı belli değil diye insanda da diyor Fırat Dicle vardır. Tükürüğünün kaynağına baksana diyor. Göz pınarın, kulağın, burnun içinden gelenler. Bitmiyor. Sürekli geliyor. Bir nehir gibi düşünürsen diyor. Burada da büyük hikmet ve öğüt vardır diye. Bulunan bölgenin havası, suyu, güneş ışığı, elbiseler, yatak, halı, evin mimari yapısı, etrafımızda bulunan binalar ve diğer nüfus edici besinler olarak kabul edilmektedir. Nüfus edici besinler örneğin deriye ve saçlara sürülen çeşitli yağlar, göze sürme çekmek, sıcak hacamat yani ateşli kupa, sülük uygulamak, bedene ve saça yakalan kanalar. Demek ki deodorantlar, dudaklarından sürdükleri şeyler hepsi içeri giriyor yani bir besin aslında yiyor yani onu. Bedende 5 milyon gözeneğin açılmasının zorunluluğu ve vücuttan atmanın felsefesi diye bir başlık atmış. İnsan bedeni iki temel madde ihtiva etmekte ve bütün beden nizamı bu iki temel madde etrafında ve bunların kendisi tarafından besletmektedir. Bunlar balgam ve kandır. Kan kalbin gözenek ve delikçiklerinin yapımıyla görevlidir. Balgam ise sinirlerin, damar ağının, derinin ve kasın yapımından sorumludur. Tekrar kan kalbin gözenek ve delikçiklerinin yapımıyla, balgam ise sinirlerin, damar ağının, derinin, kaslarının yapımıyla sorumludur. Buna ilave olarak balgam bir kan dönüştürücüdür. Balgam kana dönüştüğünde tekrar bu yolla bedeni besler. Koşarak balgam hazır hale gelmekte ve kana dönüşmektedir. Vücudumuzun her neresine masaj yaparsak balgam kana dönüşür. Yani ödem gibi düşünebilirsiniz onu. Bu balgam çok yemekle, hareketsizlikle, terlemeyle, spor yapmamayla, yürüyüş yapmamayla, çok fazla uyumakla, haddinden fazla üzüntüyle artış gösterir. Tekrar balgam nasıl artıyormuş? Çok yemek yersen, hareket etmezsen, terlemeyle demek ki fazlaca balgam işini yaptıktan sonra kana dönüşmesi lazım. Kası yaptı kana dönüşmesi lazım. Nasıl dönüşecek? Hareket etmen lazım. Hareket etme, spor yapma, yürüyüş yapman, çok az uyuman, fazla uyumaman, haddinden fazla üzülmemen. Çünkü bunlar da artıyor ve hastalıkların ortaya çıkması bu şekilde oluyor diyor. Geldik altıncısı cinsel besinler. Zahiri, sosyal, ahlaki olarak görünen ancak özünde tıbbi olan çok önemli bir konu. İnsan rüştünden kemale erene kadar kat ettiği yolda çeşitli merhalelerden geçer. Bu rüştün bir bölümünü ana rahminde gelişir ve meydana gelir. Soğuk mizaçlı kimseler oluşumlarının bir kısmını rahimde tamamlayamamaktadırlar. Bunlar tabiatta tamamlanmaktadır. Mesela yeni doğan bebek birinci ve ikinci haftada görememektedir. Üçüncü haftada görme yetisine kavuşur. Eğer soğukluğun şiddeti artarsa ve rahim daha soğuk olursa bu kimselerde göz tembelliği bile ortaya çıkar. Demek ki çocuktaki hadiselerin ortaya çıkması anneyle bağlantılıymış. Ben bunu söyledim de mesela diyorlar ki işte ne günahı var babanın yükü annenin yükü evlada geçsin. Bir günah yok sen bir inşa edici yapıcısın. Yani araba yapıyorsun arabanın içerisinde bir kabloyu unutmuşsun yapmamışsın veya kalitesiz malzemeden kullanmışsın. Ve bu arabanın sürekli oradan kronik rahatsızlığı çekiyor. Şirketin suçu yok mu? Olur mu canım? Plastiğin suçu var. Plastik nereden çıkıyor? Petrolden. O zaman petroli kim verdi? Allah o zaman onun suçu. Tamam mı? Allah'a atıyor yani. Şimdi bunun gibi işte çocukta bir sıkıntı var. Allah bunu bize niye verdi? Bakın. Sebepsiz bir şey vermiyor Allah. Bakın ne diyor burada? Eğer ki rahim soğuk olursa. Yani diyor ki anne beslendikleriyle bedenini, rahmini ısıtır veya soğutur. Mizaç olarak. Ve bu soğukluk veya sıcaklıkla ilgili. Bu arada yine çünkü günü yapınca aklıma Yani bir beden okuma şeyleri atıyorlar bunu. İşte hocam burnuna dokunca yalan söylemiş falan. Kardeşim kaşınıyor. Yani şurada, burada bazen kaşım, bazen kulağım. Şimdi bakıyorum ben bu an yalan mı söylüyorum ne? bakıyorum. E, yalan söylemiyorum. Zaten şu an burada bir yer okuyorum. Ve bu kaşınıyor benim mesela boğaz bölgen, burası biraz daha soğuk mizac olarak. O yüzden burada bazı hadiseler gerçekleşiyor. Yani bunun çok geçerliliği yok. Kaldı ki bunu öğrendikten sonra ben mesela benim yalan söylediğimi düşünsün diye karşı tarafa bazen böyle yapıyorum benim arkadaşlarım bunlarla ilgileniyor. Konudan konuya atladım ama kusura bakmayın. Böyle yapıyorum. Bir şey söyleyeyim mesela vampir köylü oynuyoruz bazen. Böyle yapıyorum. Ben vampir değilim köylüyüm diyorum. Ya da şöyle köylüyüm diyorum çok hafif. Ah falan yalan söyledi. Keklik. Avlarlar yani. O yüzden e, bilmiyorum bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü her zaman böyle olmaz. Mesela belli başlı kaideler vardır. Mesela bir kişi durağan bir şekilde hiçbir şekilde hareket etmiyorsa bu normal bir şey değil. Eller zihnin özetidir. Eğer bir hitapta elin oynamaması durumu varsa ve sürekli böyle bir durum oluyorsa ve kişi hiç tepki vermek sizin bu şekilde devam ediyorsa bu psikopatlıktır yani bu. Problem vardır o kişide. Gibi bunlar belli başlıdır. Ama bunları böyle nasıl söyleyeyim kesin kaydı olarak alamıyorsun. Çünkü bakıyorum öyle değil yani. Bir yüzdelik dilime olması lazım. Neyse bu konuda annenin babanın beslenmesine hayatın içerisinde dikkat etmesi gerekiyor. düşüncesine mesela biz doğum lekelerinden bahsediyoruz. Aslında annenin çocuğa hamileken geçirdiği travmayı, endişeyi, geçim kaygısını bunları gösterecektir çıktığı bölgeye göre veya çocuktaki hastalıklar da böyle. Demek ki sen bir çocuk yapan fabrikasın. Anne baba da öyle. Bunu İbrahim Hakkı çok güzel anlatıyor hani bugüne o ulaştı diye söylüyorum. Çok fazla eser var ama bilindik ve meşhur ve gerçekten güzel bir derleme ansiklopedi olduğu için söylüyorum. İbrahim Hakkı'zede çok güzel bahsetmiş. Şu saatte rahme çocuğu düşürürsen böyle olur. Böyle olursa böyle olur. Bahçene şunu ekersen çocukta şöyle meziyetler gözükür, tıbbi meziyetler gözükür falan. İşte üzüm veya kabak ekersen diyor. Şimdi ne bu? O bitkinin bir enerjisi var. Sen ondan besleneceğin için otomatikman rahimde bir ısı olacak. Kaldı ilk baş babada başlar bu iş. Babada o sperm o şekilde gelişir. Anne intikal eder. Annenin karnında bir gelişir. Ama soğuksa bak görmeyle ilgili zorun olur diyor. İşte görüyor musun bak. Ya görüyor musun bak değil. Her şey bir sebeple. Cenab-ı Hak her şey bir sebep yaratmış. Mutlaka bu sebepleri bilen rahat eder. Aydın Salipir bir danışanını yazmış. Kadın onlarca ilaç kullanıyor, saçları dökülüyor, tırnakları zayıf. Kadın bitik saydığı ilaçlar hatırlamıyorum. 14 tane falan ilaç kullanıyor. Ve kadınca sonra haftalık 3 günlük açlıklara başlıyor ve kendini düzeltiyor. İşte mizacını sıcak hale getiriyor vesaire. Ee, 30 tane 3 günlük açlık yapıyor sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ve diyor sonra gittiğimde beni tanımadı. Ve ben çocuğumu doğurduğumda küvezde doğurmuştum e, ee, sezaryenle doğmuştu. Sonraki çocuğumu diyor ben kendim evde doğurdum annemle birlikte ve 5 kilo doğdu diyor. Ve ben Aydın Sen'in yanına gittiğimde beni tanımadı diyor. Ne yaptı bu kadın? Beslenmesine dikkat etti. Çocuğu neden küveze girmedi? İşte ilk sınavdı da ki arkadaşlar her şey sınav. Ama sınavı biz kendi başımıza açıyoruz. Bunu bilin. Çünkü diyor ki ben kuluma bela, musibet, hastalık vermem. O kendi tercih ederdi. Peki tercih etmek nasıldır? Öğrenci notunu kendi tercih eder. Olur mu canım hoca verdi. Sen tercih et çalışmadın. Onu hak ettin. Çalıştın. Bunu hak ettin. Yüksek notu da hoca vermez. Düşük notu da hoca vermez. Hepsini öğrenci talep eder. Talebin neticesinde hoca verir. Neyse. Sıcak mizaçlı bazı çocuklar dünyaya geldiklerinde birkaç santim saçı olur ve bedenleri kıllarla kaplıdır. Ben mesela keltoş bir şey, kaşım başım, hiçbir şeyim yok geldiğimde. Demek ki soğuk mizaçlı gelmiş. Bu bebekler sıcak mizaçlıdırlar ve rehimde sıcak bir haldeydiler. Ama 5 kilo doğmuş. Kilo iyiymiş. Ama soğukmuşum, saçım maçım yok yani doğduğumda. Ancak bedenin tabiatta kat ettiği bir rüşt vardır ki cismi olarak kamil bir kemal, cinsel bulu, ruhsal kemal, ruhsal bulu ile gerçekleşir. Çok güzel değil mi? Ee, ancak bedenin tabiatta kat ettiği bir rüşt vardır. Cismi olarak kamil bir kemal, cinsel bulu yani cinsel olarak erginliğe ermek, ruhsal kemal, ruhsal olarak bulu yani ergenlik ile gerçekleşir. İlk önce yapının kemale ermesi gerekmektedir ki içine iyi niyetlilikle bir şeyler doldurmak mümkün olsun. Bu cinsel buluğ sıcaklık ve soğukluğa tabidir. Din belli bir yaş buluğu yaşı olarak tayin eder. 9 ve 15 yaşlar. Ancak bu tabiatta farklılık gösterir. Hicaz Yarımadası'ndaki bir kız çocuğu 9 yaşında, Ahvazlı bir kız çocuğu 11 yaşında, Kumlu bir kız çocuğu 12 yaşında, Rus kızları 15-16 yaşlarında hayızlı olmaya başlarlar. Bu yaş buluğun başlama yaşıdır. Demek ki coğrafyaya göre aynı meyve gibi düşünün. Sıcak memleketlerde daha erken olgunlaşıyor ya insanda buranın meyvelerinden bir meyve ve elbette onun da erken olgunlaşmasından bu şekilde bahsediyor. Hayızdan kesilme de böyledir. Kureyşli bir kadın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde 60 yaşında hayızdan kesilmektedir. Ancak günümüzde Kureyşli kadınlar 50 yaşında hayızdan kesilir. Günümüzde 60 yaşında hayızdan kesilen seyyide kadın yoktur. Bugün 52-55 yaşlar arasında seyyide hanımlar hayızdan kesilir. Kadında ne kadar soğuk olursa olsun hayızdan kesilme yaşları o kadar düşmektedir. Günümüzde 30 yaşında hayızdan kesilen kadınlar görülür. Demek ki mizaç soğuyunca yani balgam artınca anladım. Ee, bunlar gözüküyor diyor. Ancak bunu bedenin sıcaklığıyla önlemek mümkündür. Bir hastamız 25 yaşında hayızdan kesilmişti. Yani adet görmüyordu. Ve 12 yıl sonra mizacını sıcak bir hale getirerek hamile kalmasını sağladık. Harikulade değil mi? İlaç yok. Beslenmeyle mizacını sıcaktan sonra bakın bunu Hipokrat İbn Sina özellikle söylüyorum referans olsun diye. İbn Sina, Galen böyle tedavi ettiler. Böyle tedavi ettiler ve hala çalışıyor. Hani diyor ya artık müthiş tıpa geldik. Şu anda tıbbın makine olarak işte gözdür, cerrahidir. Buralardaki ilerlemesi tartışılmaz. Ama onun dışındaki tedavi yöntemi gidiyorsun serum takıyor. Yok ya sentetik çoğu çıkmıyor bedeninden. Ne bu yani? Tedavi ne ki? Ezbere. Aynı eğitim sistemi gibi. Hop ilaç firmaları geliyor. Bu ilacı ver. Sen bunu ver. Ver gönder gitsin. Ve insanlar düşünmüyorlar. ilaç kullanıyor sürekli. Niye? Bilmiyor. Ya bu beden niye bozuldu? Baksana. Yok. Bakmıyor. Bu bedeni sen bozuyorsun. Bir şeyi bozuk bunu düzeltebilirsin. Yok. ilaç kullanayım düzeleyim. Dilediği gibi yaşayacak hanımefendi beyefendi. istediğini yiyecek hayvan gibi. Çok affedersiniz. Hayvan gibi istediğini yiyecek. Ama hastalığı bana bir haf ver. Ha? İyileşi vereyim. Yok öyle bir şey işte. Var zannediyorsunuz ama yok. Semptomları baskılıyor. Hastalığı geçirmiyor. Hastalığın ortaya çıkışında mesela işte ne yapıyor? Baş ağrısı veriyor. iltihap oluyor bedeninde. Diyor ki sen bir şey yanlış yapıyorsun. İltihabı kurt. Ağrı kesici ver. Ateşe düşür. Ya bunların hepsi semptom. Semptomları susturuyor işte. Yani 25'te kesiliyor 12 yıl sonra. Yani 30 ve 37 yaşında hamile kalmasını sağlıyorlar. Fevkalade bir şey. Rahim ne kadar soğursa kız bebek doğumu o kadar artar. Bu yüzden bir nesil yok olma durumuna doğru ilerliyor. Kendinize gelin diye feryat ediyoruz. Tıpkı güneş ışıkları karşısında eriyen bir buz parçası gibi eğer sağlıklı ve güçlü çocuklar dünyaya getirmek istiyorlarsa bizim erkek ve kadınlarımızın sıcak olmaları gerekmektedir. Bazı erkeklerin bütün bedenleri soğuk olduğundan dolayı kız ve kadın olmaya temayülleri vardır. Demek ki eşcinselliğe bir temayül varsa veya işte erkeğin kadın olmaya bir temayülü, meyli varsa bu yine mizaçla alakalı, soğuk veya sıcaklıkla alakalı bir durum imiş. Kulaklara küpe. Erkeklerde de şer an buluğa ya erme yaşı 15'tir. Erkekler için hayızdan kesilme gibi bir yaş yoktur. Erkeklerin yeis yani hayızdan kesilmek olması onların cinsel güçlerinin bitmesidir. Ki bunun Avrupa'da 30 ile 35 yaş aralığa indiği söylenir. Bu ülkemize sirayet etmiştir ki birçok damadın cinsel olarak başarılı olamadığını ve toplumsal baskı ve utanmadan dolayı bunu dile getirilmeleri kaçınmaktadır. Ben danışanlarımda da bunu görüyorum. Çoğu boşanmanın ve ilişkinin ilerlememesindeki en büyük neden bu oluyor ve bunun neticesinde Yürümüyor ilişkiler Ve erkeklerde bu durum var Özellikle ben erkeklere ısrarla söylüyorum Hareket edin Sıcak O Ki sıcak mizacı ısındıran şey sadece gıda değildir Sohbettir, muhabbettir, ümitli olmaktır Ve erkeklerin çoğu kadın gibi yaşıyor. O yüzden olmuyor. Bazı kadınlar da bana böyle benzetmelerinden dolayı. Yani siz yok kadına benzetiyorsunuz, bizi aşağılıyorsunuz falan diyor. Valla her alınanın ağzına bal çalamam. Kusura bakmasınlar. Alınan alınsın. Kadınlara bir hakaretim yok ama erkeğe hakaretim var. Ee, hareket etmekten, zora düşmekten, uykuyu bölmekten korkan bir adama ben karılık yapma diyorum. Ee, çünkü evde yatan, eşini bekleyen, yemeğini yapan, dinlenen eşi olurun Sen cinsiyet rolünü karıştırma diyorum. Bunu erken uyanması için bir şamar olarak kullanırım ama kadına hakaret değil. Bazıları çok alınca havadan nem kapıyor. Üf, yapıyorsun kapıyor. Yapacak bir şey yok sana da yani. Sana yapacak hiçbir şey yok. Streçlemem lazım senin ki alınmayasın. Boşanma nedenlerinin %80'inden fazlası bu cinsel yetersizlikleri oluşturmaktadır ki kadın ve erkekler bu konuda çoğunlukla yalan konuşmayı tercih eder. Batılı bir oryantalist şöyle diyor. Timur'u gördüm 75 yaşında olmasına rağmen 5 karısı vardı. Çünkü 75 yaşında da olsa mizacı sıcaktı. Sıcak mizaçlı olduğu için bunun bir durma dönemi yoktu. Temel cinsel ihtiyaç hepimiz için gerekli ve zorunlu bir besindir. Bizim burada ortaya koyduğumuz kanunlar sadece bu besin için zamanın iktizası ve gerekliliğini kapsamaktadır. Bu besinin alınmaması zararlıdır. Hem cinsi, hem cismi, hem cinsi, hem ruhi, hem de toplumsal açıdan zarar vericidir. Şu anlatacağımızı zihninizde canlandırın. Bir kadın erkeklerin bulunduğu yere gelir ve şöyle der. Benim bir kocaya ihtiyacım var. Hazret şöyle buyurur. İçinizden kim bu kadınla evlenmek ister? Orada bulunanlardan biri ben isterim ama mihir verecek durumum yok dedi. Hazret ben sana yardım ederek diye cevap verdi. Örfleri kırmak mihir miktarını aşağı çekmek lazım. Bakın şimdi olsa çok ayıplanır değil mi? Bakın ne diyor. Bir kadın geliyor. Diyor ki ben evlenmek istiyorum. Of falan bu ne diyor? Ne diyor canım evlenmek istiyor işte. Toplumun öyle algısı var ya evlenmek istiyorsan böyle sana şey bakarlar. Ama gizli saklı bir şeyler yaparsan kimse bir şey söylemez. Böyle bir enayilik var yani. Ezbercilik var. Sonra burada Hazret dediği kim bilmiyorum. Belki i̇bn Sina çünkü i̇bn Sina'dan da Hazret diye bahsediyor. Ama Peygamberimizden bahsetmiyor çünkü salavatla ilgili bir şey koymamış. Normalde koyuyor Peygamberimizden bahsederken. O yüzden i̇bn Sina sanırım bu. Hazret şöyle buyurur. İçinizden kim bu kadının evlenmek ister diyor ki ama usulde peygamberimize benziyor bilmiyorum Allah alem. Orada bulunanlardan, bulunanlardan biri ben isterim ama mihir verecek durumum yok dedi. Hazret ben sana yardım ederim diye cevap verdi. Örfleri kırmak bakın örfleri kırmak mihir miktarını da aşağı çekmek lazımdır. İki sayfalık bir yer kaldı okuyayım onda. Yakınlık duygusu besini şefkatli ve sevdiğiniz bir dostunuzun yanına gidip de sohbet etmeye başladığınızda zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bazen bu yakınlık duygusu olumsuz bir şekilde de tezahür edebilir. Nef mesela nefret ettiğiniz bir kimse sizin yanınıza otursa o durumda yemek yemek sizin için çok acı ve zor olacaktır. Yakınlık duygusu besin olarak besinin alınmasının etkisini 200 kart arttıracaktır. Dostlarla yemek yersin şifa Müminin artığı mümine şifadır. Bakın resmen her bir hadisinde sosyolojik olarak, aile olarak, arkadaşlık olarak, sağlık, tıbbi olarak hep bir birkaç tane hatta e, faydaya basmış, temas etmiş. Şimdi bu insan peygamber dilde nedir? Müminin artı mümine şifadır diyor. Niye? Birlikte yemek yiyoruz kardeşlerimizle. Çünkü birbirimizi seviyoruz. E birbirimizi sevdiğimiz için muhabbet hasıl oluyor. Muhabbet olduğu için yakınlık duygusu besininden de yararlanıyor. Sadece o gıdadan değil. Sevgi besininden de yararlanıyoruz. Ve e, şefkatli ve sevdiğiniz bir dostunuzun yanında 200 kat yediğiniz yemek daha fayda verir diyor. Mümin mümini ziyaret Kaynaklarda farklı şekillerde ve özelliklerde dini kaynaklarda bu konu ile ilgili farklı başlık altında çokça tetkik edilmiş konular vardır. Ancak bunlar aynı başlık altında toplanmamışlar mesela. Mümini ziyaret gözün nurunu arttırır. Oysa tıpta gözün nurunu arttırmak için göze tamamen sürme çekmek gerekmektedir. Bu nur sıcaklıktan kaynaklanmaktadır. Yani aslında mizacın ısındığın için göz şifa buluyor. Ve bu sıcaklık çok latif olmalıdır ki bu katı karışımı inceltebilsin ve gözdeki nuru arttırsın. Gözdeki nuru o kadar ısınıyor ki mizaç ümit var oluyor ki dostlarla birlikteyken göz, göz şeyi artıyor. Ben besin cihetiyle ve gerçekten seyahat ettiğim zamanlarda dostlarla birlikte, dostların yanına gittiğimde görüşüm, uzağa görmem hafif bozuktur, görüşüm daha iyi oluyor. Bir zamanlar kendimi çok kapattığımda, kitaplara vesaire verdiğimde, çok insanlarla görüşmediğimde gözlerim daha çok bozuluyor. Bu da buna delil olarak söylemiş olayım. Ama gıda ile de çok iyi görüyorum. Yediğim şeyler bir değişiyor, görüntü bozuluyor. Bir direkt mizacım soğuyor ki görüntü de bozuluyor. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim ömrün uzamasına sebep olur. Ömrün uzaması için tıpta kalbi adaleli. Ömrün uzaması için tıpta kalbi. Adeleleri, kasları vesaire takviye edici birçok farklı ilaç kullanmak gerekir. Bu yüzden bütün özelliklerle uygun bir ilaç veririz. Bu yakınlık duygusu besini aynı zamanda sılayı rahimdir. Ve bu bütün özelliklere uygun bir ilaçtır. Eğer sılayı rahim terk edilirse yağmurlar kesilir. Yani bu tabiatta bile olumsuz etki bırakır. Kaldı ki insan bedeninde böyle bir etki bırakmasın. Sılayı rahim içsel bir mutluluk meydana getirir. Büyük annenin pişirmiş olduğu bir tas yemek ve bir arada yemek diye e, değeri tek başına kebaplar yemekten daha değerlidir. Evet gerçekten büyük annem beni bekliyor ve hala yanına gidemedim. Arabam çıkmadı için. <laughs> Hikmet şimdi bakın onlarca beyit var ve burası bana bakıyor. Evrensel dili okumak lazım. Demek ki hala bekleniyorum. Gitmem gerek. Onu arayıp da beni bekliyor musun demene, demesine gerek yok. Beni bekliyor. Bunu buradan anlayabilirim. Ya işte her şeyden bir şey çıkarıyorsun. Bir şeyden bir şey çıkarmıyorsan sen doğru düşünemiyorsun demektir. Doğru düşünemiyorsan benim sana yapacağım bir şeyim yok. Gönüldaşlık ömrün gönüldaşlar arasında geçen bu arada akrabayla alakalı çok soru geliyor da e, anlıyorum çoğu insan akrabasıyla anlaşamıyor çünkü aynı vizyonda değil değişik bir asırdayız e, mutlaka bayramlarda ziyaretlerine gidin amcanızın dayınızın halanızın gitmemiz lazım bunu ben kendime de söylüyorum çünkü bazen ben de işlerden vesaire gidemiyorum ama mutlaka gitmek lazım. Gönüldaşlık, ömrün gönüldaşlar arasında geçen bir anı ömrü uzatılı kısaltmaz. Cephede de insan kuvvet ve kudret veren gönüldaşlık besiniydi. Cephede de insana bu kuvvet verirdi. Bir üniversite öğrencisi diyor ki uzun zamandır kardeşimle küstüm barıştık. Çalışma saatlerim günde 4 ila 6, 6 saat arasında uzadı. Sanki kanatlanmış uçuyordum. Yaptığım işlerde başarım arttı. Çünkü canımın bir parçası olan kardeşimi kendime ilave etmiştim. Süper değil mi? Bakın arkadaşlar bir şeye odaklanamıyorsanız buna bak. Bir şeyler yanlış gidiyorsa kimle küsü hemen barışın. Hemşerilik, eğer ülke dışındaysanız ve ülkenizden birini görürseniz mutlu olursunuz. Oysa ülkede bu şahıslarla ilgili bir ilişki kurma ihtiyacınız olmayabilirdi. Neden İmam Razi Medine'den Merve kadar gittiğinde her mekanda ve her kavimde kendi dillerinde konuşuyordu? İslam İnkılabı rehberi Azerbaycan'da Türkçe konuştu ve bu halkın büyük coşkusuyla karşılandı. Yakınlık duygusu besininin tüm gereçlerinden faydalanmak lazım. Bir vazifeden dolayı bir yere gidip de oranın halkıyla biraz yakınlaşınca ahali ah, bu bizden biridir demeye başlar geçenlerde işte geçen yaz Muğla'ya inerken İzmir tarafında mahalleler arkadaşlarıma karşılaştım ve çocuklarla burada görüşemiyoruz. Orada birlikte birkaç gün dolaştık. Ve gerçekten birbirimizi görünce çok mutlu olduk. Ya aynı mahalledeyiz. Kurbetteyiz de birbirimize olan o ünsiyet, alışkanlık, hemşerilik bize çok mutluluk verdi. Allah ve Kur'an. Ya enis ya enise men la leh. Yakını olmayanın yakını Allah'tır. Zikirler bir araçtır. Ve bunların bir sınırı yoktur. Bizim bütün bu besinlerimizin bir çatısı ve sınırı yoktur. İki öğünden fazla yemek yemek hastalıktır. Ama burada ne kadar çok zikredersek o kadar iyidir. Yakınlık duygusu besinenin bir sınırı yoktur. Uzun secdeler, soğuk ve sıcak baş ağrılarını tedavi eder. Ve kalbe kuvvet verir. Sürekli okunan zikri ilk önce dil ile söyleyin ve sonra manasını beyninizden geçirin ve kalbiniz ile kavrayın. Beyin ısınır diyor. Yani bu dini getiren ve namaz ritüelini veren zat beyni ısıtmasını ve beyne kalbi iyi gelmesini bilmesi lazım. Demek anatomi bilmesi lazım. O zaman anatomiye dahi iyi geliyorsa namazın o ritüeli namazı veren bedeni verenle aynıdır. Gözü veren zat gözü bilir, gözün gördüğünü görür, gözü de görür gözün gördüğü şeyi de görür. Öyle verir. Çünkü onun ona, onun da ona etkisi ve tesiri vardır. Demek ki Peygamber Efendimiz peygamberdir. O zaman ahiret vardır. O zaman Allah birdir. Bu sürekli edilen zikirler kalbe öyle bir kuvvet verir ki hücreleri kalıcı hale getirir. Bu bazı cenazelerin sağlam kalmasının nedenidir. Kalıcı besinlerle beslenmelerinden dolayıdır. Kalıcı besinlerle beslenen bir cismin kendisi de kalıcı olur. Bu yakınlık duygusu besininin etkisidir. İsmet ve Pak ehli ile ünsiyet içinde olmak. Bu insanın ruhu, psikolojisi, canı için en iyi besinlerden biri olarak görülür. Mizaç tanıma bölümü 3. bölüm. Bir sonraki videoda konumuz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.